Sevgili izleyiciler, merhaba. Gelişen, büyüyen ve üreten Türkiye'nin her noktasını sizler için gezdik ve inceledik. Ülkemizin her yöresinde üreten ve hizmet veren sektörleri ve temsilcilerini sizler için görüntüledik. Yolculuğumuza başlıyoruz. Bakalım ilk olarak ne var? Herkes kalitesine ve zevkine göre doğru ayakkabıyı aramakta. Peki doğru ayakkabı için en önemli şeylerden birisi nedir? Doğru taban dedi Suat Bey bizlere. Bu güzel firmayı biraz tanıyalım bakalım. Suat Bey, kendinizi biraz anlatır mısınız? 16 yıldır aşağı yukarı taban yapıyoruz. Ama ayakkabı da epey eskiyiz ayakkabı olarak. Dolayısıyla ayakkabıcının nasıl bir taban istediğini de bildiğimiz için daha rahat, daha uygun tabanları sağlayabiliyoruz onlara. Gün modasını takip ederek tabanlarımızı üretiyoruz. Doğru kalıp, doğru model, doğru malzeme, doğru fiyat ve o şekilde gitmeye çalışıyoruz. Suat Bey, 16 yıldır bu işin içindesiniz. Eminim ki tecrübeleriniz bayağı çoktur diye düşünüyorum. Peki doğru bir taban nasıl olmalı ya da doğru taban diye bir şey var mıdır? Doğru taban diye bir şey var tabii mutlaka. Doğru taban olması için öncelikle günün modeline uygun olması lazım. Odayı takip edebilmesi lazım. Doğru malzeme, doğru tabana doğru malzeme, uygun malzemeyi kullanmak lazım. O tabandan doğru kalıp çıkabilmesi lazım. Doğru kalıp çıktığı zaman doğru ayakkabı olur. Uyumlu olması gerekir ayakkabının ve tabanın birbirine. Ama dediğim gibi en önemli unsur modayı takip edebilmek. Çünkü modaya dayalı bir sektör sonuçta bizim sektörümüz. Eminim ki malzemenin kalitesi önemlidir bu konuda. Peki bunlar ayakkabıların çeşidine göre mi değil? Tabii. Yani yazlık ayakkabıyla kışlık ayakkabıda kullanacak olan malzeme farklıdır. Bir botla bir ayakkabıda kullanacak olan malzeme farklıdır. Her tabana uygulanacak olan malzeme farklıdır. Her malzeme her tabana olmayabiliyor. Onu çok doğru seçmek lazım. Peki sizleri izleyen müşteri kitlenize neler söylemek istersiniz? Ayakkabıyı aldığı zaman ya doğru taban mıdır, doğru ayakkabı mıdır diye çok fazla anlayabileceği bir şey değil açıkçası onu söylemek gerekirse. Ama bilinir, güvenilir markalardan. Tabii doğru fiyatla da pahalı ayakkabı iyi ayakkabı olacak diye bir kural da yok. Ona da aldınmasınlar. Bizler ayakkabıları seçerken biraz zevkimize göre, biraz da rahatlığına göre bakıyoruz. Belki taban belki çok düşündüğümüz bir şey olmuyor ama sizler şunu söylediniz. Doğru bir ayakkabı için doğru taban önemli. Mutlaka. Doğru taban. Çünkü doğru tabandan doğru kalıp çıkar. Doğru kalıp çıkmadığı zaman da ayakkabı rahat edemez. Ayak rahat edemez o ayakkabının içinde. Onun için doğru taban, doğru kalıp, sonra doğru ayakkabı. Peki son olarak firma olarak hedeflerinizi öğrenebilir miyim? Hedeflerimiz yeni ürünlerle yeni tabanlar yapmak. Yani günün şartlarına uygun yeni ürünler çıkıyor. Çünkü biz yeni taban yaptığımız gibi yeni ürünler de, yeni ham maddeler de çıkıyor. Bu ham maddeler uygun makinalarımızı alıp yeni ürünler yapma gayreti içindeyiz. Önümüzde böyle bir hedefimiz var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. En azından. Sevgili izleyenler, bu özel firmayı sizler için ziyaret ettik. Zevkinize göre, kalitenize göre, belki de o rahatlığa göre seçtiğiniz ayakkabılarda Suat Bey dedi ki doğru bir ayakkabı için doğru taban en önemlisi aslında dedi. Esen kalın. Ercan Bey, nasılsınız? Allah hamdolsun efendim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. O şeref bize ait efendim. Ercan Beyciğim, gerçekten çok özel bir yeriniz var. Çok güzel bir yeriniz var. Burada kahvaltısından yemeğine ve en önemlisi sohbete kadar her şey var. Öncelikle tabii ki hani burada olan şey sohbet, gönül sohbeti. Ne kadar zamandır burada görev yapıyorsunuz? Yani burası 7 yıldır hizmet eden bir müessese. Biz daha yeni aldık buraya, devraldık. Hayırlı olsun. Allah razı olsun, Allah muvaffak etsin. Dedik ki insanlar yoruldular. Güzel olan şeyler aslında suret olaraktan farklı, yaşam olaraktan yorucu. Biz bu sureti değiştirip bir de o yorgunluğu giderelim dedik. Konseptimizi tabii ki halka hizmet, hakka hizmet, hakka hizmet, halka hizmettir. Bunu benimsedik. İnşallah dedim ya, Allah muvaffak eder. Gelen her bir kişi bizim Allah dostumuzdur. Ki yola çıkarken de yine çok güzel bir sözle yola çıkalım dedik. Rızık hiçbir zaman beklenmez. Rızık için koşulmaz. Rızık için böyle yapılmaz. Herkes bir şey söylemiştir. Lakin müşteri
Allah'ın nasip ettiği rızkı taşıyan elçidir. Evet. Biz o elçimizi gönül sohbetiyle burada ağırlayıp rızkımız kadar da gülüp Allah'a hamd edelim diye buradayız efendim. Ne kadar güzel. Meşhur bir atasözümüz vardır. Hani, gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister, kahvehane bahane. Buradaki diğer her şey de galiba bir bahane. Aynen öyle. Sohbetimiz şahane. Bir yansımadır diye. Evet. Hoşnutluktur. Giderken biraz olsun hayal ettirebilirsek ne güzel bir yemekti, ne güzel bir sohbetti, ne güzel bir tattı ve özlemişik o kerpiç duvarları, o köy rengini, hani özlemişik, o özlem gözünüzü kapattığınız an, uykuya daldığınız zaman bir de feyizli bir rüya verdiysek çok şükür. Buraya geldiğimizden beri korkunç huzur dolu bir yer bir kere. Sevgi dolu ve huzur dolu bir yer. Evet. Her şeyden önce bunun için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok çünkü teşekkür ederim. İstanbul ve çevresindeki bu tip yerlerde çok az rastladığımız, hatta benim hiç rastlamadığım bugüne kadar değişik bir değeriniz var burada. Ve bu değerinizi umarım hep korursunuz. İnşallah. Burada gelen misafirlerimize, gelen dostlarımıza neler ikram ediyoruz? Farklı illerimizden getirdiğimiz farklı lezzetleri hem balından hem kaymağından hem ekmeğinden hem yumurtasından güzel bir kahvaltı, hele bir de üstüne bir sohbet, o sohbetin üstüne bir de meşk, bir de bir bakmışsınız ki hala gönül de sohbete doymuyor ve biraz da lokma da istiyor. Kaburga dolmamızla, kuyu kebaplarımızla da, sidirlerimizle bunu da devam ettirdik mi zaten akşama ediyoruz, sohbetimiz bir de akşama aydınlatıyor. Hadi bir de dibe kahvesi içelim dediğimiz zaman gece yarısını buluyoruz. Gece yarısı buluruz inşallah. Şehrin gürültüsünden, kavgadan, şikayetten, karanlıktan, çaresizlikten ve insanlardan uzaklaşmak isterseniz, suretlerden ve hatta farklı şeylerden kastım insanlardan, var olmasını arzu etmediğimiz o savaşların ortamından, gürültünün ortamından uzaklaşmak isterseniz, buyurun gelin efendim. Çünkü bize gelen Allah dostudur. Buraya illa gelip de bir şeyler yemek değil. Lakin bir sözle gönül doygunluğu yaşıyorsak Allah onlardan da razı olsun. Mideyi doyurmak çok kolay. Mideyi doyurmak çok kolay. Gözü de doyurmak çok kolay. Kesinlikle efendim. Ama gönlü doyurmak çok zor. Bizim amacımız. Ve siz bunu başarıyorsunuz. Allah razı olsun. Gerçekten sohbetinize ve bize vermiş olduğunuz bilgilere çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bu bilgilerinizden, bu sevginizden bizleri mahrum etmeyin. Ne demek efendim? Karşılıklı efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. İlginize, alakanıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sayın seyirciler, dediğim gibi çok özel bir yerde, çok özel bir kişiyle birlikteyiz. Burayı mutlaka görmenizi, tatmanızı, bu sohbeti paylaşmanızı canı gönülden arzu ederim. Bir kültürü tanımanın en iyi yolu o kültürün edebi mirasından geçer. Bir kitapçıya girdiğinizde elinize aldığınız her kitap sizi başka bir çağa, başka bir dünyaya götürecektir. Çok alışa gelmediğimiz bir şey, bir hanım sahaf. Evet. Nereden geldi hanım sahaflık? Kitap okumayı seven bir insandım yıllardır, uzun süre. Çocukluğumda beri genelde Kadıköy ve Üsküdar bölgesinde sahafları gezer kitap alırdım. Hep hayalimdeydim, böyle bir iş vardı. Uzun süre bu işi yapamadım. İşçilik yaptım, uzun süre aşçılık yaptım. Sonra işsiz kaldım. Yani özellikle bayan aşçıların birçok meslekte olduğu gibi bayanların o sektörde de işleri çok zor. Uzun süre iş bulamadım. Eşim de o dönem işsiz kaldı. Bir iki tane çocuğumuz okula gidiyordu. Ne yapalım diye düşündük. Hazır okuduğumuz çok büyük bir kütüphanemiz vardı, okuduğumuz kitaplar. Onları seçerek bir tezgah açmayı düşündük. Ama tabii onları evde sekiçip çıkarırken sanki zorlandınız değil mi? Zorlanmanın ötesinde çok büyük bir şey oldu. Yani sanki evde çocuğunu gönderiyormuşsun. Evet. Bir parçan gidiyormuş gibi sokakta tezgah açmaya başladık. Yani yaşayabilmemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Çocuklarımız vardı. Uzun bir süre bir 6-7 ay sokakta tezgah açtık. Tabii bu arada işte şeyle yaptık. Tüm sahafların yaptığı gibi ikinci el aldık. Hı-hı. Takas yaptık. Sonra burayı buldum. Burayı açtım. Burayı açtığımdan bu kadar
ürünüm yoktu. Raflarım şu anda öyle kaç değil. Tane 25 kitabımız bin. Var? 25 bin tane 25 kitap şu anda burada kitap. Var. Evet, evet mevcut. Şu anda 25 bin tane kitap var. Ve bunlar var. Sürekli değişiyor tabii değil mi? Tabii sürekli. Sürekli bir şeyler alınıyor, bir şeyler geliyor. Sürekli şey yapıyor, değişiyor. Her kategoride de bulunuyor yani. Çizgi romanında tutun da çok eskide kalma beyaz dizilere dahi tüm kategorilerde de kitaplarım var. Peki hedefleriniz nedir Gülseren Hanım? Yani sahaflık bu öyle bir şey ki çünkü bu kitap adetleri çoğaldıkça mekan yetmemeye başlıyor. Evet. Mekan yetmedikçe yeni mekanlar veya ekler yapmak zorunda kalacaksınız. Ya benim hayalimde ben ilk burayı açarken de hayalimde kitap kafeydi ama işte 4-5 katlı bir bina tutup baştan aşağı hedefim o. İnşallah. Hedefim o. İnşallah. Yani işte her masa katta masalar olacak ama onun dışında tüm katlar, raflar kitap da olacak. Hı-hı. Hedefim o. Düşüncem o. İnşallah gerçekleştirirsiniz ki bir hanım olarak azmetmişsiniz. Zaten bu noktaya gelmişsiniz. Bundan sonrası da emin olun çorap söküğü gibi gelecektir diye İnşallah. Düşünüyorum. Allah İnşallah. Rızkınızı, şansınızı bol Çok etsin teşekkür inşallah. Ederim. Peki Sen... izleyicilerimize vermek istediğiniz özel mesajınız var mı? Ya ben şey diyorum, her kitap bir insandır. Çok insan tanımak istiyorsanız, hayatta dair birçok şey tanımak istiyorsanız okuyun. Ama tek taraflı değil. Tüm yazarları inceleyin. Hı-hı. Yani aşk okuyabilirsiniz, edebiyat okuyabilirsiniz, polis, herkesin, her şeyin tadı farklı her kitabın. Doğru. Her kitap bir hayattır. Doğru. Kitap okudukça iletişim daha iyi olur. Kitap okuyunca insanların birbirine saygısı daha iyi olur. Kitap aslında hayatta birçok şeyi dengeleyecek okumak bir şey. Okumak için neden çok aslında galiba. Evet. Yani hayatta kesinlikle. Kitap okuma alışkanlığını edinmemizde yarar var. Her ne kadar ülkemizde kitap okuma alışkanlığı çok azsa da bunu çoğaltmak bizlerin elinde. Osman Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun gayet iyiyiz. Çok keyifli bir mekan yapmışsınız. Çok teşekkürler. Üç katlı bir bina. Evet. Arkasında bahçe. Yani dışarıdan insanlar içeride böyle bir yer olduğunu hakikaten hayal edemezler. Etmiyorlar zaten. Girdiğiniz zaman içeride bambaşka bir dünya. Evet. Evet. Ve gençlere ağırlıklı olarak hizmet veriyorsunuz. Ama demin Metin kardeşimden de sohbet ettiğimizde 7'den 70'e herkes buraya geliyor dedi. Evet, çok farklı bir kitlesi var. Ne kadar güzel. Evet. Nasıl başardınız bunu? Yani nasıl başardık? Biz sadece keyifli, samimi bir ortam, doğal bir ortam yaratmaya çalıştık. Ve sanıyorum insanlar da bizim bu samimiyetimizi, içtenliğimizi anladılar. Farkına vardılar. Ve burayı sahiplendiler. Ama gerçekten çok güzel ve her şeyini de kendiniz yapmışsınız. Yani evet. işçiliği dahil evet. kendiniz aynen yapmışsınız. Öyle. Aynen. Hani 15 emeği, derecelerde aynen öyle. Tabii çalıştık. El emeği göz nuru denen şeyi aynen. ortaya çıkarmışsınız. Evet, yani. Evet. Tebrik evet. ediyorum. Peki menümüzde neler var bizim Osman Bey? Menümüz soğuk sıcak içeceklerle birlikte bir sürü tarz yiyecekler de var. İşte fast food ağırlıklı. Fast food ağırlıklı. Biraz işte, İtalyan mutfağı var galiba. Evet, makarnalar, evet. Et yemekleri, salatalar. Evet. Bu şekilde bir menümüz var. Daha çok kafe bistro tarzı. Ve daha da natamam burası. Yani evet. 1,5 katı daha var açılacak. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani şu anda içeride ekranda arkada izleyicilerimiz de görüyorlar. Şu anda içerisi dolu. Dolu. 1,5 kat açılınca o da dolu olacak. Nasıl yetişeceksiniz bu kadar insana? Yetişiriz. Yetişiriz. İzin verirseniz birazcık da Metin Bey'le sohbet Lütfen. Etmek isterim. Lütfen tabii buyurun. Metin Beyciğim, yani Osman Bey'e de söyledim. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir mekan. Bu kahvemizin bir özelliği var. Bir onu bir anlatır mısınız bana? Ben kendim Mardinliyim. Ve Mardin'de de en çok sevilen, beğenilen, tüketilen bir kahvedir. 14 çeşit kahvenin karışımıdır. 14 çeşit kahvenin, 14 çeşit kahvenin karışımıdır. Öyle düşündüm, öyle uygun gördüm kendi kafemde. Acaba Kütahya'da öğrenciler, müşteriler beğenir mi diye düşündüm. Ki gayet de çok beğendiler. En çok tüketilen kahvelerden bir tanesidir. Ama gerçekten çok lezzetli. Yani telvesi az, insanı rahatsız etmiyor. Lezzeti çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bu kahveniz tabii. Bunun dışında başka şeyleriniz de var. Demin Osman kardeşim de söyledi. Müzikle ilgili biraz bize bilgi verir misiniz? İnsanlar, yani buraya gelen müşteriler müziklerimize de çok sıra dışı, çok farklı. Yani mevcut kafelerde pek alışık olmayan müzikler dinleyebiliyorlar burada. Karadeniz müziklerini, Kızılderili müzikleri, blues, caz, etnik müzikler, Hint müzikleri vesaire böyle yani ciddi müzik... karışık bir şey yapmışsınız. Yani biraz daha
farklı. Ruh hallerine göre. Evet. Mekanın böyle ambiyansına bakıyorum. Kendim o an karar veriyorum. Şu an ona göre bir playlist yapıp insanlara bir şikayet gelmedi. Gayet de hep biz hep bu konuda güzel olumlu eleştiriler aldık. Müzik konusunda bir sıkıntımız yok şu an için. Ne kadar güzel. İnşallah hep böyle devam edersiniz. Çünkü Türkiye'de bir alışkanlık vardır. Bir şey çok iyi başlar. Fakat o iyi şey zaman içerisinde bir türlü daha iyiye gitmek yerine hep daha kötüye gider. Ama siz yapı itibariyle de, kişilik itibariyle de daha iyisini yapmaya çalışan insanlarsınız. Yani bu gözle de görülüyor, konuşunca da ortaya çıkıyor zaten. Peki gelecekle ilgili sizin planlarınız var mı? Osman Bey'e de ayrıca soracağım. Muhakkak kendimizi düşündüğümüz şeyler vardır. Çok gizli değilse anlatın bana. Gizli? Yok, gizli değil açıkçası. Osman abiyle de bir yola baş koyduk ve açıkçası hedeflerimiz aynı doğrultuda. Beraber düşünüyoruz bazı şeyleri. Biz burayla sınırlı kalmayı düşünmüyoruz. Tabii daha güzel adımlar atmayı düşünüyoruz. Bunun yanında bir hayalim daha var. Tabii ki bir akademik kariyer de yapmak istiyorum. Onun için uğraşıyorum bir taraftan. İnşallah, inşallah. Budur şu an için düşündüğüm şeyler. Peki. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Osman Bey'e de bir iki daha soru sormam gerekiyor aklımda kalan. Tabii onları ki. Da ondan paylaşıp sonra da sizlere veda etmek istiyorum. Peki Osman Bey, şimdi Metin kardeşime de sordum. Gelecekle ilgili planlarınız, projeleriniz nelerdir? Çok gizli değilse paylaşmanızı isterim. Rica ederim. Gizli diye bir şey söz konusu değil. Yani biz burayı daha açmadan önce bir hedefimiz, bir vizyonumuz, bir misyonumuz vardı. Dolayısıyla bu anlamda adımlarımızı zaten atmaya başladık. Açtığımız ilk günden itibaren bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Zaman içerisinde belki bir bayilik sistemine İnşallah. Geçebiliriz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geleceğiniz aydınlık, rızkınız, şansınız çok bol olsun. Çok teşekkürler. Günümüzün gençleri öylesine çok sınavla kuşatılmış durumdalar ki sadece okullarında aldıkları eğitim yeterli olmayabiliyor. Temel eğitimin başlıca destekçisi olan önemli etüt merkezlerinden birine konuk oluyoruz. Bizler bugün öğrenmeyi öğrenmek metoduyla çıktıkları bu yolda Konya Selçuklu ilçesinde bu özel kurumu sizler için ziyaret ettik. Yanımızda da kurucu müdür İhsan Bey var. İhsan Bey merhabalar. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Öncelikle kurumu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İsmim İhsan Acar. 14 yıldır özel sektörün içerisindeyim. Aynı zamanda kurum müdürüyüz. Mesleğiniz de öğretmenlik ve sektörün içinden geliyorsunuz. Aynen o şekilde. Bu güzel kurumu biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki Kasım ayından beri faaliyet göstermekteyiz burada. Malumunuz dershaneler kapandıktan sonra yeni oluşumlar meydana geldi. Bu oluşumlardan birisi de etüt merkezleri, diğerleri de özel öğretim kursu. Bu etüt merkezimizde biz ilkokul 1. sınıftan 8. sınıflara kadar eğitim vermekteyiz. Sınıflarınız 6-8 kişilik ve birebir eğitimleriniz de var. Birebir eğitimlerimiz ve 6 ve 8 kişilik sınıflar halinde çalışmalar yapıyoruz. İhsan Bey, bana çok güzel ilkelerinizden bahsettiniz. Eminim ki izleyicilerimiz bunları merak etti şu anda. Ve bu öğrenmeyi öğrenmek metodu ne demektir? Şimdi öğrenmeyi öğrenmek metodunu şöyle açıklamak gerekir. Biz özel sektör olarak sınavlara hazırlarken öğrenciye daha çok hazır bilgiyi veriyoruz. Ama bu kurumumuzda biz değerler eğitimine önem verip her öğrencinin kendi potansiyelini fark edip kendini geliştirip bilgiye kendinin ulaşması için taktikler vererek, bu taktiklerin değişik materyaller kullanılarak, akıl oyunları kullanılarak bilgiyi kendisine ulaşmasını sağlıyoruz. Kurumunuzda çok değerli öğretmenlerinizden birisi az önce bana öğretisel olarak kalmasın, eğitsel olarak devam etsin dedi ve akıl oyunlarından bahsetti. Bunları da paylaşır mısınız bizimle? Tabii ki şu anda biz burada eğitim verirken akıl oyunlarını çok önemsiyoruz. Çünkü ders anlatırken ve diğer bilgiler aktarırken bu dersi zevkli hale getirmek lazım. Ve her öğrenci bizim için çok önemli. Dolayısıyla özellikle ilk 4. sınıfa kadar olan öğrencilerde bu akıl oyunları, taktiklerini kullanıyoruz. İhsan Bey, öğretim dedik, eğitim dedik. Bunların yanında akıl oyunları ile birlikte bu öğrencilere destek olmaktaydık. Peki bu eğitim faaliyetlerinizi sürdürürken savunduğunuz ilkeler nelerdir? Eğitim faaliyetlerimizi sürdürürken savunduğumuz ilkelerden en önemlilerinden birisi de değerler eğitimidir. Öğrencileri sınavlara hazırlamak ve okuldaki derslerine yardımcı olmaktan ziyade
Bizim için önemli olan öğrencilerin toplumda faydalı bireyler olabilmesi, bizim toplumumuza katkı sağlayabilmesi. Bunun için de biz burada en öncelikli savunduğumuz ilkelerden birisi değerler eğitimidir. Eğitim faaliyetlerimizi sürdürürken değerler eğitimine önem vermekteyiz. Bir kurum olarak yapabileceğiniz şeylerin en güzelini yapmışsınız sanırım. İçeriye girer girmez bizi de o güzel tablo karşılıyor. En zayıf halkının zaten yanındasınız eğitim olarak ama her şeyden önemlisi vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmek. Aynen. Diyebiliriz belki. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim size bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir restoranı vazgeçilmez kılan tek etken lezzet değildir kuşkusuz. Sunumların şıklığından verilen hizmetin kalitesine, çalışanların güler yüzüne kadar birçok önemli kriterlerimiz vardır. İşte biz de bu beklentilerimizi sonuna kadar karşılayan bir restorana götürmek istedik sizleri. Sevgili izleyenler, Konya çekimlerimiz devam ederken bizler Konya Akyokuş'tan herkese merhabalar diliyoruz. İsmi kadar sempatik, dostlarla gelip çok rahat eğlenebileceğiniz çok güzel bir mekana konuk olduk sizler için. Yanımızda da buranın sahibi Ayşegül Hanım var. Ayşegül Hanım, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 3 çocuk annesiyim, işletmenin sahibiyim. 11 aydır işletmenin başındayız. Konya'da bir ilk gerçekleştirdik. Ailece çocuklarımla işlettiğim mekanımda tüm dostlarımızı ağırlamaktan onur duyuyoruz. İşinizi severek yapıyorsunuz diyebilirim o zaman çok rahatlıkla, değil mi? Aynen. Aynen, çok seviyorum. Dostlarıma hizmet etmekten, onları mutlu göndermekten büyük zevk alıyorum. Ayşegül Hanım, burası bir yaşını yeni dolduracak bir mekan aslında diyebiliriz. Neler barındırmaktadır? O güzel lezzetleri izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Tabii ki ızgara çeşitlerimiz var, balık çeşitlerimiz var, tava çeşitlerimiz var, mezelerimiz ve özel dostların yeri spesiyel balık, soslu balığımız var. Onu aslında özel olarak sormak isteyecektim sizlere. Bu sizlere özel değil mi? Bize özel, evet. Dostların yeri özel, spesiyal balığımız, soslu balığımız. Ayşegül Hanım, gece bu güzel manzarayı yanlarına alarak burada çok keyifli bir akşam geçiriyorlar. Sabahları da serpme kahvaltınız olduğunuzu duydum. Evet, serpme köy kahvaltımız var. Tümüyle organik yumurtamız, işte peynirimiz, her şeyimiz, balımız organik köy kahvaltımız vardır. Ve bu organik ürünlerle birebir siz ilgileniyorsunuz. Tabii ki bütün alışverişimi titizlikle ben yapıyorum. Canlı müzik olduğunu duydum, peki bunlar hangi akşamlar? Çarşamba, cuma, cumartesi akşamı fasılımız, Alaturka fasılımız var. Kalan akşamlarda da burada gelip çok keyifli bir vakit geçirebilirler ama. Tabii ki, tabii ki. Burada sizler için en güzel avantajlardan birisi de aslında şu sanırım, iki katlı olmanız. Birinci katta o canlı müzik eşliğinde belki eğlenmek isteyenler, ikinci katta da belki sakin bir akşam geçirmek isteyip yanlarına o güzel manzarayı alıp dostlarıyla, eşleriyle eğlenmek isteyenler olabilir diyerekten düşündüğünüz için her iki kesime de hitap ediyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi ikinci katımızda da bizim özel gruplara hazırladığımız doğum günleri, nişandır, evlilik yıl dönümleri, özel günleri veriyoruz. İnsanlar keyiflenince eğlenebiliyorlar. Çok güzel, çok sevindim gerçekten sizleri tanıdığım için. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül Hanım, bol kazançlar diliyorum. Sizleri ağırlamaktan onur duydum. Sevgili izleyenler, başta da söylediğim gibi Konya'nın o güzel manzarasını yanımıza aldık ve çok keyifli bir mekana konuk olduk sizler için. Bizler çekimlerimize devam ediyoruz. Sevgiyle kalın. İrfan Bey, öncelikle biraz kurumsal kimliğinizi ve hizmetlerinizi öğrenebilir miyiz sizlerden? Şirketimiz 1995 yılında kuruldu. Kuruluşundan beri sadece sigortacılık hizmeti vermekteyiz. Kuruluşumuzun amaçlarından bir tanesi işte halkımıza inerekten bireysel emeklilik poşetlerini, sözleşmelerini düzenlemek, işte kaskolarını yapmak, trafik sigortalarını düzenlemek gibi hizmeti anlayışıyla bu iş sektöre girdik. 22 yıldır bu sektörün içindesiniz. Doğrudur. 22 yıldır bu sektörün içindeyiz. İrfan Bey, bireysel emeklilik özellikle son yıllarda biraz daha revaçta olan bir konu oldu aslında insanlar için. Hem insanların dikkatini çekiyor, ilgisini çekiyor. Bir yandan buna katılmak isteyen insanlar da var. Bireysel emekliliğe biraz değinelim mi? Tabii ki, çok güzel. Yani bireysel emeklilik ülkemizde 2003 yılında tam bir revaç olarak başladı. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle söyleyeyim size. Siz yatırdığınız her 100 lirada 25 lirasını devlet sizin adınıza, hesabınıza yatırıyor. Yani siz hiçbir şekilde, yani altın alıp kenara atacağım deseniz dahi bu bireysel emeklilikte kazanacağınız paraları kazanma şansınız yok. Neden? Düşünün, 1000 lira yatırabilecek güçteki vatandaşlarımız da var. 1000 lira yatırdıklarında otomatik olarak 250 TL devlet hesaplarına aktarıyor. Bu şekilde giden bir sistem.
İzleyenler eminim ki daha bilgisini çekti şu anda konu. Çünkü dörtte birini devlet hemen hesabınıza yatırıyor diyorsunuz. Peki bu her ay ne kadar yatırmak gerekir? Bunun için bir alt limit var mıdır? İzleyenler eminim ki merak ediyorlar şu anda. Şimdi şöyle, aslında bir alt limit yok da yani limiti siz belirliyorsunuz. Bu işin patronu sizsiniz. Yani 150 liradan başlaması çok mantıklı size. Yani vatandaşımız için 150, en az 150 lira gibi bir para ödemesi gerekiyor. Üst limit size kalmış. Yani 1000 lira da ödeyebilirsiniz, 1500 lira da ödeyebilirsiniz. Fiyatlandırması bu şekilde gidiyor bireysel emekliliğin. Peki en az ne kadar sistemde kalmak gerekiyor? 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl? Şimdi bu uzun soluklu bir sistem. Yani bu, acaba ben burada işte 3 yıl kalayım çıkayım diyecekseniz bu sisteme kimse girmez. Ama buradaki amaç şu: siz 56 yaşına geldiğiniz zaman SGK'dan alacağınız paralar zaten ortada. Yani aldığımız maaşlar da 1300 lira gibi. Bu SGK'ya ek gelir olduğu için ya bu sistemden çıkmayacak insanların girmesi, yani hem sektör için hem de kendileri için çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, 3 yıldan önce çıktığınızda buradan bir çıkış aidatları kesiliyor sizlerden. Yani diyelim ki siz sisteme girdiniz, 3 yıldan önce çıkarsanız sizden asgari ücret tutarı kadar çıkış aidatı kesilebiliyor. O yüzden diyoruz ki bu uzun soluklu bir sistem. Sisteme girdiğiniz zaman 56 yaşına kadar kesinlikle bu sistemden çıkmayın. Aslında şöyle düşünebiliriz sanırım. Para biriktirmek bir yandan çok zor. Nakit hemen hemen elde tutulmayan bir şey aslında. Altın gibi şeyler aldığımız zaman bunları da bozdurabilme imkanımız var. Kenara bu parayı koyduğumuz zaman hem kendi işimizin patronu olmuş gibi oluyoruz aslında. Değil mi? Para da bir yandan hesapta birikiyor ve ikinci bir emekli etmiş kendimizi gibi oluyoruz. Doğru. Kesinlikle orada haklısınız. Ve zaten para bireysel emeklilik sisteminde durmuyor. Yani sizin oradaki paranız devlet garantisinde olduğu için yani 2 gün sonra Takas Bank'a aktarılıyor. Yani siz E-Devlet şifrenizle dahi girseniz sisteme, E-Devlet şifrenizden paranızın ne kadar arttığını veya ne kadar düştüğünü görebileceksiniz sistemde. Bu kadar şeffaf bir sistem. Peki bu konuyu izleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler daha var mıdır? Ben şöyle söylüyorum. Her Türk vatandaşı 18 yaşına girdiği an, çünkü burada bir yaş sınırı var. 18 yaşından altında bireysel emeklilik yapılamıyor. 18 yaşına giren her Türk vatandaşının kesinlikle 200 lira kenara atabileceğini ben inanıyorum. Ve bu 200 lirayı atsınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum İrfan Bey size. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Sağ olun, iyi çalışmalar. Efem Bulgu Süt. Evet. Sütün neresinde? Yani ne yapar? Sütün tam orta yerinde. Yani bu işi bütün bileşenleriyle en iyi şekilde yapmaya çalışan bir firma. Her şeyden önce sorumluluğun bilincinde olan bir firma. Sadece ticari açıdan bakmayan, ülkesini olan sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan, müstahsillerine, üreticilerine olan sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan, kendince düzgün iş yapmaya çalışan bir firma. Bu firmanın tarihi belki de çok uzun değil. Bundan 3 yıl önce, 2 yıl önce, 2013 yılı içerisinde iki ayrı firmanın birleşmesiyle ortaya çıkan bir firma. Bu işin yatırım maliyetleri, bu işin teknolojisinin geliştirilmesi adına, daha düzgün iş yapabilmek adına piyasada rekabet etmek yerine dayanışma kültürünün aramızda geliştirilmesi adına da böyle bir birliktelik oluşturduk. Çok, ve bundan çok isabetli bir karar verdik. Evet. 2013 yılında biz iki firmayı birleştirdik ve o zamandan bu yana insanların bize duyduğu güvenle, ulusal firmalarımızın bize verdiği destekle, işimizi yapmaya çalıştığımız zaman içerisindeki işimize kattığımız değerle bugün firmamız bölgenin gerçekten en büyük tedarikçi firması olarak iş hayatına devam ediyor. Hı hı. Yaptığınız iş tam olarak üreticiden, yani köylüden, evet, sütü sıcak ya da soğuk olarak alıyorsunuz. Evet. Bunları depoluyorsunuz ve evet, Türkiye'nin muhtelif yerlerine, muhtelif üreticilerine, süt ürünleri üreticilerine sevk ediyorsunuz. Evet. Biz tam anlamıyla tedarikçi bir firmayız. Üreticilerle bizim ulusal firmalarımız arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Evet. Yani burada söylediğiniz gibi günlük yaklaşık bir 250 bin litre, yani 250 ton gibi süte tekabül ediyor çalışma hacmimiz. Sizin de söylediğiniz gibi bu sütlerin üreticilerden sıcak toplama dediğimiz, yani küçük üreticilerimizin hayvanlarını sağıp hijyen koşullarına uygun kaplarda sütlerini bekletmeleri, bizim araçlarımızla onları çok kısa bir süre içerisinde alıp yaklaşık 1,5-2 saatlik zaman içerisinde soğutma tankları dediğimiz, hı hı, buradaki tanklarımıza ulaştırıyorlar. Biz burada bu soğutmayı sütü 4 dereceye kadar soğutuyoruz. Bu işlem hızlansın diye eşanjör dediğimiz bir ön soğutma sisteminden, hı hı, sütlerimizi şoklama olarak soğutup soğutma tanklarında da beklemeye alıyoruz. Hı hı. Sonra firma araçları ya da kendi lojistiklerimizle bunları firmalara teslim ediyoruz. Çiftliklerimiz var yine. Çiftliklerimiz küçük ölçekli ve büyük ölçekli çiftliklerimiz var. Atıyorum 500 litreden tutun da 3 tona kadar, 5 tona kadar giden büyük çiftlikler var.
Bu çiftlerin sütleri hijyen koşullarında daha uygun olarak saklanıyor. Daha doğrusu temin ediliyor. Ve biz bunları da alıyoruz. Aynı şekilde buradaki soğutma zinciri içerisinde depolayıp tekrar ulusal firmalarımıza, küçük ölçekli ve büyük ölçekli firmalarımıza bunları naklediyoruz. Bu arada tabii naklederken biz hep yollarda görüyoruz süt tankerlerini. Evet, evet. O tankerleri dışarıdan baktığınız zaman böyle sıradan bir sanki fanus gibi bir şeyin içinde bir sütler gidiyor gibi geliyor ama değil galiba, değil mi? O siz bunlar bozuluyor olarak diye düşünüyorsunuz belki de. Bu sütler nasıl yani, dayanıyor? Evet, bu kadar yani sıcakta o metalin içerisinde evet, bozulur mu diye düşünüyoruz evet, doğal evet, olarak ama onun bir özellikleri var zaten. Evet, yani bu süt dediğim gibi soğutma depolarımızda bizim yani buradaki merkezimizde 4 dereceye kadar soğutuluyor. Bu sütler sizin gördüğünüz o tankerlerin üstündeki yine soğutma tankı olarak değil aslında ama çift cidarlı tank. Yani bir anlamda ısı yalıtımı yapılmış yani tanklar. Termos gibi. Termos gibi düşünebiliriz bunu. Termos gibi tankların içerisinde ısı değişimi olmadan naklediliyor. Dolayısıyla bakteri üremesi çok fazla söz konusu olmuyor. Sütün bozulması da söz konusu olmuyor. Bir de o tankerleri habire yıkıyorsunuz sabah akşam. Tabii ki. Yani şimdi bu işte hijyen birinci dereceden önemli. Geleceğiniz aydınlık, rızkınız, şansınız bol olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İdris Bey, çok güzel bir tesisiniz var. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Bunun yanında sosyal sorumluluk projeleri de yapıyorsunuz. Onları evet, da biliyoruz. Evet. Onları dillendirmenin bir anlamı yok. Yok, evet, onlar bizde kalsın. Onlar bizde kalsın. Tabii ki. Geleceğiniz aydınlık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de mermercilik tüm dünyaya hizmet veren ve her geçen gün büyüyen bir sektör. Şimdi mermer sanayinin en büyük temsilcilerinden olan bir firmaya konuk oluyoruz. Afyon'dayız. Tabii ki de Afyon'un vazgeçilmez birkaç ürünü var. Bunlardan bir tanesi de mermer. Ama mermerin ham hali değil, işlenmiş haliyle ilgili bir sohbet yapacağız şimdi. Ferhat Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yaklaşık 18 yıldır hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Bu 18 sektörde. Yani 18 yıl önce de siz aile işi falan mıydı yoksa siz? Yok. Başka bir meslekten bu mesleğe geçiş yaptık. Ama iyi olmuş çünkü çok güzel ürünler yani yapıyorsunuz. Kendimizce, yani müşterilerin takdiri tabii ki çok önemli ama yani biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz sadece. Neler yapıyorsunuz Ferhat Bey? Yani neler yapıyoruz? Yani bildiğim kadarıyla mutfağın ham haliyle değil, işlenmiş haliyle ilgili şeyler. Yani mutlaka. Dekorasyon üzerine öncelikle aklınıza gelebilen her şey. Mesela işte bahçeden örnek verecek olursak şelalelerdir, ne bileyim masasıdır, saksısıdır, fıskiyesidir. Yani bunun gibi birçok malzeme, sütunlardır büyük. İşte kapı girişlerine kemerlerdir. Bu tarz malzemeler. Bunları yontuyorsunuz. Yani aslında tabii taş işçiliği yapıyorsunuz. Yani bunları yontuyorsunuz, cila alıyorsunuz, hani, götürüyorsunuz, montajını yapıyorsunuz. Yani burada tabiri caizse şöyle bir şey denilebilir. Ekmeğimizi taştan kazanıyorsunuz. Aynen öyle. Ekmeğinizi taştan kazanıyorsunuz yani, ve toz duman içinde yapıyorsunuz bir de bunu. Bu yani işin güzelliği de o. Tozu, biz güzel diyoruz artık. Yani meşhur bir laf var. Yani sahne tozunu yutan bir daha sahnede inemez. Siz de mermer yani tozunu yutmuşsunuz. Mermerden uzaklaşamıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Peki müşteri kitlenizi genelde kimler oluşturuyor? Yani sadece Afyon'a mı hizmet veriyorsunuz yoksa? Değil. Bizim özellikle 5 yıldır sürekli yurt dışı. Yurt dışına çalışıyoruz. Evet. Özellikle Avustralya, İrlanda, Irak. Genelde bu şekilde. İhracatı siz mi yapıyorsunuz? Tabii ki kendimiz yapıyoruz. Ne kadar güzel. Ama bunların nakliyesi bayağı zordur yani. Çünkü ağır ürünler. Nakliye kısmında yani biz gümrüğe kadar sadece. Gümrükten sonrası müşteriye ait. Anladım. Yani gümrük bedelleridir, şudur budur onlar bize ait. Diğerleri müşteriye ait. Kaç personelle görev yapıyorsunuz? Şu an için 6. 6 kişi. Bu evet. 6 kişi de ehil ustalar herhalde ki. Tabii ki işinin ehli. Değil mi? Profesyonel insanlar. Siz de yapıyor musunuz? Yani bir yaklaşık 2 yıldır yapmıyorum sadece. O da belimde bir rahatsızlık var o yüzden. Geçmiş olsun. Yoksa Allah'a şükür hepsinden ustayız. Peki mermer deyince mermerin de kendi içinde birçok çeşidi var. Tabii. Yani Türkiye'mizin de birçok yöresinden çıkan mermerler evet, var. Afyon mermerinin diğer mermerlerden farkı nedir? Kristali daha ince yani yok denilebilecek kadar az olduğu için daha sağlamdır. Dayanıklı. Kokuyu içine emmez. Yağı içine emmez. Yani bu çok önemli. Rızkınız şansınız bol olsun inşallah. İnşallah. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başarılarınızın devamını canı gönülden diliyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Eğer önerdiğimiz yere giderseniz daha önce hiç tatmadığınız bir lezzetle karşılaşacağınıza dair garanti veriyoruz.
Pelin Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi güzel genç hanımları görüp böyle güzel işletmeleri görünce de biz çok hoşumuza gidiyor. Ellerinize sağlık. Ne kadar oldu burayı açalı? Nisan'da açtım ben burayı. Çok yeni daha. Çok yeni. Ne kadar güzel. Sürekli bir şeyler katıyoruz. Daha yeni yeni oluşuyor. Ama çok bayağı bir ürünlerimiz var. Yol kat ettik şu anda. Maşallah. Ve bildiğim kadarıyla eşinizle baş başa verdiniz. Evet. Böyle bir yeri açtınız. Evet. Allah rızkınız, şansınızı bulatsın inşallah. Teşekkürler. Bildiğim kadarıyla da ürünleri kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Ev poğaçalarım. Evet. Böreğimi de ben yapıyorum. Aynı zamanda tatlılarımı yapıyorum. Demin ben sizin tatlınızı tattım. Evet. Genelde bahsettim de size. Genelde tatlı yediğimiz zaman biz böyle gırtlağımız falan yanar. Çok tatlı yaparlar. Hele o ıslak kek dediğimiz kekten siz bize ikram ettiniz. Sağ olun. Çok güzeldi. Hem lezzeti güzeldi hem oranı çok güzeldi. Yani ne çok yumuşak ne çok sert. Her şey çok mükemmeldi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ama bir de sizin en meşhur şeylerinizden bir tanesi boşnak böreğiymiş. Evet. Değil mi? Boşnak böreğimiz pazartesi her gün çıkıyor. Bir de ayrıyeten boşnak mantımız var. Pazartesi ve cuma günleri çıkıyor. Onu da es geçmeyelim. Boşnak mantısı. Evet. Onun boşnak bir adı var mı? Yoksa boşnak mantısı boşnak diye mi? Boşnak mantısı diye geçiyor. Öyle geçiyor değil evet mi? Evet. Peki hedeflerinizde neler var? İlerleyen günlerde şubeler açmayı düşünüyoruz. İmalathane açıp daha da büyütmek istiyoruz. Hı-hı. Yanıma yardımcılar almak istiyorum. Adapazarı'nda daha da büyümek istiyorsunuz. Evet. Başka bir yerde bir şube açmak istiyorsunuz herhalde evet değil mi? Çarşıda. Yani buranın en meşhur caddesi Çark Caddesi'dir. Orada herhalde bir kesinlikle yer size çok yakışır diye düşünüyorum kesinlikle ben. Peki bu arada siz bildiğim kadarıyla bir de gıda teknikerisiniz. Evet. Orada tabii üniversitede edinmiş olduğunuz bilgileri de burada ürünlerinize uyguluyorsunuz. Evet. Hijyen şartlarına da uyuyorsunuz. Onları da görüyoruz. Her şey pırıl pırıl tertemiz. Ellerinize sağlık. Peki izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Herkesi buraya davet ediyorum. Bu tatları kendi elimden yemelerini öneriyorum. Müşterilerim çok beğeniyor. Siz de gelin, karar verin. Geleceğiniz aydınlık olsun, rızkınız şansınız bol olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun tekrar. Sayın seyirciler, dediğim gibi gerçekten çok güzel bir yer. Karı koca baş başa vermişler. Kendi elleriyle yaptıkları ürünleri halkımızla paylaşıyorlar ve çok lezzetli ürünler. Yolunuz bir gün Sakarya'ya, Adapazarı'na düşerse mutlaka uğrayın. Bu insanlarla hem tanışın, hem sohbet edin, hem de ürünlerinden tatmanızı tavsiye ediyorum. İsmim Erol Uğur, Konya Beyşehir, Huğulu. 1972 doğumluyum. Şirketimiz 1988 yılında Outfit'i yedek parça üretimi için kurulmuş olan bir şirketti. 2011 yılına kadar parça üretimiyle çalışma yapıp 2011 yılında şarjörlü outfitlerin imalatına girmiş ve 2013 yılına kadar Amerika'ya başta olmak üzere ihraç kayıtlı ürün yapmış olduklarımız ürünlerin ihracatını yapıyorduk. 2013 yılından sonra Türkiye'de serbest oldu. İki marka olarak çalışıyorsunuz aslında. Evet. İzleyenlerimiz böyle de anlayabilirler belki. Peki bu görsellerin üzerinde gücümüz ve estetiğimiz yazıyor. Bunları açıklayabilir miyiz izleyenlerimize? Şimdi yapmış olduğumuz silahlarımız zaten 12 kalibre olarak alttan şarjörlü. Bu modeli ilk yapan firmayız. Dolayısıyla Amerika'da da yaklaşık 40 bin bir kullanıcımız var. Ve 2015 yılındaki kullanıcılarla yapılan testler, firma tarafından yapılan testler, Amerika'da NRA, NRAIR tarafından 2016 yılı atış silahı ödülünü alan ilk Türk firmayız. Türkiye için onur verici bu bir şey aslında. Bu silah bizler sektöründe kesinlikle. Silah sektöründe kesinlikle iyi bir değer yani. Tabii ben şimdi size farkındalıklarınızı sormak istiyorum sizin gibi çalışan sektörler arasında ama bir yandan öğreniyorum da bunları gerçekten. İzleyenlerimize neler paylaşmak istersiniz? Şimdi zaten şarjörlü Outfit'i Türkiye'de AU ve AU'cu ve AU Spor'la uğraşan kullanıcılar da daha yeni modeller. Bu ve değişik markalar şu anda oldu. Ama bugün sosyal medyalarda şeylerde baktıkları vakit, inceledikleri vakit yani aramızdaki fark görüyorlar. Bizim farkımız yani müşteri odaklı, müşteri memnuniyet odaklı. Çünkü Amerika'da bu ürünü satarken satma esnasında da mecburen geri dönüşümü olmayan, oldukça az olan bir ürün sunmak zorundasın. Çünkü Amerika'daki bir ülkeye ihracat yapıyorsan, geri dönüşümün olursa o markanın bir daha artık o değeri geriye kazanması mümkün değil. Yani kullanıcılarımız
Bizim ürünümüzü aldığında silahı bir değeri satın alıyor. Ve satış sonrası, şu anda bu bir Türkiye'de ilktir. Ürünümüze güvendiğimiz için, çünkü Avrupa'da CIP, Amerika'da SAMI, Rusya'da FPC, Türkiye'de TSL 870 ileri seviye testlerinden başarıyla geçmiş olan bir ürün ve marka ve satış sonrası Ticaret Mülk Bakanlığı'nın onaylı 10 yıl garanti veriyoruz. Ve Türkiye'de hiçbir silah üreticisinde böyle bir garanti bugün tarihi itibariyle yok. Ama inşallah 20 yıl, 30 yıl garanti veren firmalar olacağına inanıyorum. Sizin gibi ilkleri barındıran bir firmayla tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum Erol Bey. Peki hedeflerinizi de merak ediyorum firma olarak. Şimdi bizim şu anda yapmış olduğumuz statü grubumuz Hirsiz Outfit'i diye geçer. İnşallah ileri vadeli 5 yıllık bir plan içerisinde Yivli Outfit'i segmentine girmek. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok ilginç bir sektöre göz atmaya ne dersiniz? Suyun altındaki yaşamı gözler önüne seren, su yüzüne çıkaran bir sektör bu. Bir akvaryumcuya uzatıyoruz mikrofonumuzu. Diyeceksiniz ki Erzincan'da balık olur. Erzincan'da balık olur. Hem de deniz balığı olur. Ama akvaryum deniz balığı olur. Şimdi birazcık Hamza Bey'den bilgi alalım. Hamza Bey'cim merhabalar, nasılsınız? Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erzincan'a. Hoş geldik. Kaç çeşit balık var burada? Deniz balıkları esasında tatlı suya oranla çok daha çeşitlilik gösteren canlılardır. Şu anda akvaryumumuzda yaklaşık olarak 30 farklı türde balık şu anda. Bunları siz ithal mi ediyorsunuz? Satın mı alıyorsunuz? Bunlar, nasıl bu prosedür? Kendi denizlerimizde maalesef yok. Yok. Evet. Yani daha çok tropikal, sıcak bölge olan Malezya, Endonezya, Sri Lanka, Filipinler, bu civardaki balıkların toplanarak belli merkezlerde ihraç edilerek ülkemizde de çeşitli firmaların gerçekleştirdikleri ithalatlarla size kadar ulaşıyor. Girişi yapılıyor. Biz de vatandaşlarımıza ithalatçılardan alıyorsunuz. Evet. Ondan sonra bunları siz yetiştiriyorsunuz, besliyorsunuz, büyütüyorsunuz burada, ve hobicilere satıyorsunuz. Evet, burada biz bu balıkları yaklaşık bir hafta kadar süren bir karantina sürecinden geçiriyoruz. Bu esnada balığı gözlemliyoruz. Yem problemi olan balıklarla ayrıca ilgileniyoruz. Yem probleminden kastınız ne? Yem problemi şimdi canlıların doğada doğal olarak beslendiği ortamdan çıkıp akvaryum şartlarında kuru yeme alışması, yani bizim yaptığımız yemlere alışması dolayısıyla zaman alıyor. Yani bazı balıklar çok çabuk adapte olurken bazı balıklar daha fazla zaman istiyor. Bu süreç daha narin geçirmek. Yani durumda. Bizim yapmış olduğumuz yani suni yemlere alışmaları süresi aslında bu. Doğru mu? Aynı o şekilde. Bunun için farklı metotlar var. Onları deniyoruz. Yani hobiciye balığı en sağlıklı, en güzel bir şekilde ulaştırmak için burada elimizden geleni yapıyoruz. Demin bana bir şey söylediniz. Bu yandaki akvaryumda iki tane balık var. Evet. Diğerlerinde bir sürü balık var. Evet. Dedim ki bu iki balık niye burada ayrı? Siz dediniz ki onlar biraz stresli balıklar. Evet. Stresli, nereden anlıyorsunuz stresli şimdi olduğunu? O balıklar doğada çift olarak yaşayan balıklar. Molish idol dediğimiz akıntıların daha düşük olduğu yerlerde, denizde doğal süngerlerle beslenen canlılar. Bu süngerler yani suyu süzerek akvaryumlarda da oluşması ihtimaldir. Akvaryumda veya doğal ortamda suyları süzerek içerisinde çok zengin mineralleri barındırır. Bu canlılar doğada süngerle beslenir. Akvaryum ortamında o süngerlerde olan mineralleri bulamayınca besin zenginliğini biz akvaryum ortamında yapamadığımız için balık strese giriyor. Yani sadece insanların stresi yok. Balıkların da stresi var. Balıklar daha çok stres. Daha çok stres. Özellikle deniz balıkları. Bir de hemen ölürler değil mi strese girince falan? Şimdi şöyle bir şey. İçeride onu rahatsız edecek farklı türde canlılar olduğu zaman şöyle bir misal verelim. Yellow Tank denilen bir balığımız var şuradaki akvaryumlarımızda. Evet. Sonradan eklenen balıklara bir agresiflik gösteriyor yani. Yani dışarıdan gelen yabancı bir cisim olarak nitelendiriyor. Anladım. Ortamını korumak için ona saldırıyor. Eğer yeni eklenen balık bir de narin bir balıksa
biraz daha hassas, biraz daha profesyonellerin yetiştireceği tarzdan balıklarsa bunlar daha çabuk strese girip yani strese girdiği zaman hayvanın sindirim sisteminden tutun da dolaşım sistemine kadar her şey bozuluyor. Bozulduğu için biyolojisi bozuluyor hayvanın evet, yani. Yani farklı parazitler de zaten üzerinde olduğu için bunlar balığın bünyesini tüketerek zayıf düşüp nihayetinde ölmesine sebep oluyor. Konuyla ilgili çok bilgilisiniz. Evet. Yani akvaryumculuk aslında o kadar herkesin böyle basite aldığı, işte evime bir tane akvaryum koyayım, içinde 3 tane balık olsun seyredeyim gibi bu kadar basit bir şey değil. Çünkü sonuçta canlı onlar. Onlar da Allah'ın bir yaratıkları. Onlara bakmak da ciddi bir yükümlülük gerektiriyor. Siz bu konuda çok bilgilisiniz. Bu bilgilerinizi umarım hem müşterilerinize hem de dostlarınıza aktarırsınız. Evet. Bu bilgilerinizden yararlansınlar. Ayrıca şu ana kadar bize vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Geleceğiniz aydınlık, rızkınız, şansınız bol olsun diyorum. İnşallah. Ben de size teşekkür ediyorum. Erzincan'a kadar zahmet ettiniz. Estağfurullah. Burada bizlere de yer verdiniz. Ne demek? Biz teşekkür ediyoruz. En geleneksel tatlardandır lokum. Yıllardır kahvenin yanında ağzımızı tatlandıran bu ufak lezzetlerin merkezindeyiz. Biz diyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Hamdolsun, gayet iyiyiz. Hocam izin verirseniz sizden başlayalım. Buyurun. Bildiğim kadarıyla hocam diyorum, öğretmenlik hayatınız var. Evet. Emekli olduktan sonra herhalde bu işe başladınız. Evet, aynen öyle. Kaç sene oldu? Emekli olalı 19 sene oldu. Maşallah. Bu işe başlayalı da 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Nurhan Hanım'la birliktesiniz. Evet, beraberiz. Siz de mi öğretmenlik yapıyorsunuz? Ben halk eğitim usta öğreticiyim. Ne kadar güzel. Yine bölgemizin yöresel bir el sanatı olan zembil örgüsüyle yapıyorum. Zembile? Zembil. Zembil. Bitkisel örgücülük. Evet. Bitkisel örgücülük adı altında. Bafra'daki yöresel adı zembil. Onun hocalığını yapıyorum. Peki Zalpa nedir hocam? Zalpa, Bafra'nın ilk kurulduğu yerin ismidir. Hititler döneminde 4000 yılında Bafra ilk kurulduğunda Altınkaya Barajı'nın üzerinde bir yerde kurulmuş ve oranın ismi Zalpa'ymış. Hmm. Yani Bafra'nın otantik ismi Zalpa. Evet, otantik ismi. Tarihteki ilk ismi. Denizle ırmağın birleştiği nokta anlamına geliyor. O anlamına mı geliyor? Evet, yani peki. Bugünkü anlamıyla da delta. Delta. Evet. Peki. Şimdi Bafra'da yüzyıllardan beridir kaymaklı lokum yapılıyordu. Ki biz, ben çocukluğumda bilirdim, dedem gönderirdi. Bu artık unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline geldi. Biz de Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu bir kursa gittik. O Faris amcanın ustasından ders aldık. Kursta öğrendik ve onu hayata geçirmek için de böyle bir dükkan açtık. Bafra'da da Kızılırmak Deltası var. Hı-hı. Kızılırmak Deltası'nda bol miktarda mandalar var ve devlet de destek verdikçe mandalar çoğalıyor ve köylüler de bu konuda kaymak yaparak daha çok para kazanıyorlar. Hı-hı. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Hem kendimiz açısından hem köylüler açısından. İşte lokumun içine manda kaymağını koyuyoruz ve çok güzel bir lezzet meydana getiriyoruz. Evet. Herkese ikram ediyoruz. Dünyaya, Türkiye'ye, her yere gönderiyoruz. Gayet de güzel gidiyor. İçinde kullandığınız tüm ürünler manda ürünleri. Yani sütü, kaymağı. Sütün kaymağı zaten. Tabii sütün kaymağı. Onu koyuyoruz içine. Yani ayrıca yoğurt da var. Manda yoğurdu manda falan yoğurdu da var. Manda yoğurdu var, peyniri var. Ne bileyim işte her şeyi var. Evet. Yağı var. Yağı da var. Ama sadece lokum da yapmıyorsunuz. Lokumun dışında evet. Nokul. Nokul. Yani o da yine Bafra'nın yöresel bir lezzeti. Cevizli üzümün işte hamurla birleştiği of. bir lezzet. Özellikle dini bayramlarımızda Bafra'da her evin olmazsa olmazıdır nokul yapılır. Ama mis gibi de kokuyor yani. İşletmemizde nokulu ve lokumu beraber yapıyoruz. Nokul, lokum. Lokum. Bir de bir şey daha yapıyorsunuz. Bizim gözleme dediğimiz ama sizin yalıç dediğiniz yalıç. Bir şey daha yapıyorsunuz. Yanıç yapıyoruz. Ya evet. Su böreğimiz var. Su böreği onun var. Sıra mantımız var. Evet, bu buranın mantısı da meşhurdur değil mi? Yani Sinop mantısı diye bir şey vardır. Bilmiyorum ne özelliği vardır ama
ona yakın mıdır sizin mantığınızda? Evet, evet, yakındır. Birbirinin sadece katlaması değişiktir. Hmm. Evet, yani şekli değişir. Şekli değişiktir. Yoksa lezzet olarak birebirdir yani. Allah yardımcınız olsun. İnşallah. Çünkü gerçekten her yerde yenilemeyen, her yerde bulunamayan. Evet. Yani bizlerin büyük şehirlerde kaymaklı lokum diye tükettiğimiz lokumlar bunlar değil. Muhtelif içine katkı malzemeleri katılmış lokumlar oluyor. Zaten lokumumuzun en büyük özelliği de odur. Katkı yoktur içerisinde. Evet. Yani bunu yiyen kişiler en basit yöntemiyle çok çabuk bozulmasından anlarlar. Yani raf ömrü diye bir çok şey yok. Kısa. Çok kısa. Yani bir haftada falan dolapta saklanması gerekiyor. Katkılı olanlar raf ömrü çok uzun olur ve yani insanlar ne yediğini bilmez zaten. Yani evet. Lokum adı altında, kaymak lokum adı altında yeniyor. Yani ben evde aylarca sakladığımız lokumu bilirim. Evet. Ve hiçbir şekilde bozulmaz o. Evet. Çünkü o katkı maddelerinden dolayı. Evet. Doğal olan hiçbir şey de öyle kalmaz. Yani bozulur. Doğal olan çabuk bozuluyor. Öyle. Yani aynı ekmeklerdeki gibi. Aynen. Mesela ekmeklerde de hemen küflenir. Katkı olunca da hiçbir şey olmaz. Katkı olur. Meyvede bile meyvenin kurtlusunu seçeriz yani. Aynen. Doğal olması sebebinden. Aynen. Yani daha çok bize uygun olur. Damak tadımıza uygun olur. İşte şeysiz olur. İlaçsız olur. Evet. Yani o yüzden kurtlu meyveyi seçiyoruz yani. Şimdiki yeni moda öyle, evet. Evet. Ben de vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Rızkınız, şansınız bol olsun. İnşallah. Geleceğiniz aydınlık sağ olun, olsun inşallah. Sağ olun. Giyim sektörü günümüzde çok önem kazandı. O halde biz susalım, gideceğimiz tekstil firması görselliğiyle konuşsun. Şahin abi merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Hamdolsun gayet iyiyiz. Bu dükkana girince içimiz açıldı. Teşekkür ederim. Rengarenk, pırıl pırıl. Çok güzel. Kaç yıldır bu işle iştigal ediyorsunuz? 92 yılında başladım. Yani bize ait iş olarak bir arkadaşımızla birlikte ortak olarak başladık. 92 yılından 2001 yılına kadar bu işi devam ettirdik. Yukarıdaki gördüğümüz birinci asıl şubemiz orası, evet. Merkezimiz. 2001'de biliyorsunuz bir kriz yaşadık. Maalesef. Temelinden sarstı bizi. Ama elhamdülillah yeni bir kadro iş başına gelince piyasalara bir umut geldi. Bu umutla ayrıldığımız ortağımızdan ona olan borçlarımızı da ödeyerek elhamdülillah yolumuza devam etmeye başladık. Şimdi burada siz sadece eşarp mı yapıyorsunuz yoksa aşağıda giysi de var çünkü alt kat. Eşarp, alt kat, giyim. Fakat giyimde biz çok başarılı olduğumuzu söyleyemiyoruz. Çünkü 25 yıllık, çünkü öncesi de var bizim eşarpçılığımızın, 25-26 yıllık eşarpçı olduğumuz için Sivaslı bize eşarpçı olarak öyle tanıyor sizi. Yani Sivaslı genç kızlarımızın Şahin amcasıyız. Büyük gelinlerimizin Şahin abisiyiz. Öyle tanırlar. Ya bizim de Şahin abimiz olduk. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. O kadar güzel ki insanın hepsini alası geliyor. Evet. Rengarenk, yumuşacık. Gerçekten çok güzel. Kaç çeşit eşarp var burada şu anda? Şimdi çeşitli binlerce saymak yani. Biraz zor. Tabii çok fazla var. Fakat memleketimizde üretimi yapılan seçilmiş bazı markalar var ki özellikle onlarla çalışıyoruz. Kaliteden ödün vermeyen firmalar bunlar. Bu firmalarla çalışmamızın sebebi de şu. Bizim müşterimiz değerli. Hı hı. Yani değerli müşterimize değerli bir mal satalım. Ve o malda yıllarca kullanabilsin. Hı-hı. Ve o malın garantisi olsun. O malda bir imalattan gelen bir hata gördüğü zaman bize getirsin, biz de firmaya gönderelim, rahat bir şekilde müşterimize geri dönsün. Yani müşteri memnuniyeti de ön planda olması lazım diyorsunuz. Bizim için en önemlisi bu zaten. Hı-hı. Biliyorsunuz. Peki gelecekle ilgili hedefleriniz nedir? Başka şubeler açmak istiyor musunuz ya da başka illere gitmek istiyor musunuz? Böyle bir düşünceniz var mı? Yani aslında onları ben çok isterdim. Fakat oğlumun biri İstanbul'da şu anda. Allah bağışlasın. İstanbul'da çalışıyor. Oğlumun bir de yukarıdaki gördüğünüz diğer şubemizde çalışıyor. Kızım yine İstanbul'da evlendi. O da orada kalıyor. Onun için işi kurduğunuz zaman başında sizden biri olmazsa biraz sıkıntı oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Çok İşinizin başında durmanız gerekiyor. Evet, oluyor. Onun için
öyle bir şey düşünmüyoruz. Ama Rabbimiz ne gösterir onu da bilmiyoruz tabii. Burayı açmadan önce de biz böyle bir şey yapacağımızı düşünmüyorduk ama bir anda oluverdi. Baktık ki ikinci bir şubeyi açmışız. Ne güzel. İnşallah nice güzel şubeler açarsınız. İnşallah. Hayırlısı. Halkımıza güzel hizmetler verirsiniz. İnşallah. Ve bu çeşitlerde daha da çoğalır inşallah. İnşallah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür geleceğiniz ediyorum. Geleceğiniz aydınlık, rızkınız, şansınız bol olsun inşallah. Teşekkür ediyorum Kerem Bey. Sizi tanıdık, çok memnun olduk. Eski bir futbolcu olduğunuzda bu arada o şeref, biraz güzel. Önce konuşurken bize bildirdiniz. Bu da bizi çok memnun etti. Vaka fiziğimize bakan artık onu anlamıyor. Evet. Peki. En sevdiğiniz şeyin onlarca çeşidinin aynı yerde olduğunu düşünsenize. Sizin cennetiniz buradan başka neresi olabilir ki? İşte şimdi bir tatlı diyarına çeviriyoruz kameralarımızı. Mehmet Çoban. Fakat lakabı diğer Çoban. Çoban denmekten de hiç gocunmuyor ve ben çobanım diyor. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? İyilik, güzellik. Allah güler yüzünüzü soldurmasın. Amin. Sohbetinizi eksik etmesin kimseden. Kaç zamandır bu işle iştigal ediyorsunuz? Yaklaşık olarak 36 yıldır bu işteyim. 21 yıldır da Manisa'dayım. Maşallah. Kaç çeşit tatlı çıkartıyorsunuz çoban usta? Günlük yaklaşık olarak 50-60 çeşit çıkıyor standart. Ve her gün bunu günlük çıkartıyorsunuz. Tüketemeyeceğiniz kadar da çıkartmıyorsunuz. Yok, o limit belli zaten. 3 aşağı 5 yukarı. Bizim özellikle yani tatlı tatlıdaki felsefemiz bu. Bize eş dost geliyor. Hı hı. Ve o insanların güvenini kaybetmek hoş olmuyor. Geldiğinde hani yalan söylemek yerine doğruyu söylemek bizim için önemli. Günlük demeyi tercih ederken taze mi diyorlar? Biz taze demiyoruz. Günlük diyoruz. Çünkü günlük yapıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. O yüzden de bize ilk defa gelen müşteri olarak geliyor. Sonra gelen de akraba oluyoruz. Sıkıntı yok. Sohbet, muhabbet derken evet. Dostluk ilerliyor. Allah evet. Bozmasın. Aynen. Peki bu 50-60 çeşidi herhalde tek başınıza yapmıyorsunuz. Yok. Sizin şefliğinizde çalışan evet. Yardımcılarımız var. Çalışan arkadaşlarımız var. Hep birlikte bir ekibiz. Zaten hani tek taştan duvar olmuyor. Eskiler öyle derler. Birlikte bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Benim eksiğimi onlar kapatıyor. Onların eksiğini biz kapatmaya çalışıyoruz. Yani biz bir aile gibiyiz. Bir taraftan da bildiğim kadarıyla ticaret odasında da bir göreviniz evet, var. Manisa Sanayi Ticaret Odası'na sağ olsunlar bizi adam yerine koydular. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz onlara. Umum Mamuller Komite Başkanı olarak seçtiler arkadaşlar. 2,5-3 yıldır da o görevi devam ettiriyoruz. Peki ne zaman uyuyorsunuz çoban usta? Uyku bizim için pek o kadar sağlıklı bir şey sayılmıyor. Biz çalışmayı seviyoruz. Ben bu ritme alıştınız artık. Kesinlikle. Çocukluğum Hollanda'da geçti. Almanların çok güzel bir milliyetçilik sloganı vardır. Şöyle derler, nicht viel schlafen, viel arbeiten. Çok uyumayın, çok çalışın derler. Hı hı. Bu güzel bir slogan. Keşke biz de milliyetçi olarak buna birazca milletçe olarak özen göstersek, az uyuyup çok çalışsak, fedakarlık etsek bazı şeylerden toplum olarak hepimiz daha güzel yerlerde ve daha iyi şekilde yaşarız. Yaptığınız her üründe de gerçekten o ürünün gerekli olan malzemelerini kullanarak yapıyorsunuz. Evet. Yani hani bazı muadil kullanmıyoruz. Evet, muadil ürünler kullanmıyorsunuz. Evet. Bir de dondurma çeşitleriniz de çok fazla. Dondurma çeşitimiz ve sizin falan. Evet, sizin ürettiğiniz çeşitler de var. Evet. İzleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Var. Şöyle söyleyeyim. İnsanları sevsinler. İnsanlara güvenmekten vazgeçmesinler. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun sadece insan olduğu için birbirlerini sevsinler. Ne kadar güzel. Hepimiz inşallah bu güzel dileklerinize katılırız. Ben şahsen katılıyorum. Elimden geldiğince insanları severim, insanlara güvenirim. Ama herkes aynı olmayabiliyor. Onlara da artık toleransla yaklaşıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Rızkınız, estağfurullah. Rızkınız, şansınız bol olsun, geleceğiniz aydınlık olsun diyorum. Amin, hep beraber. Sağ olun. Eskiden radyoda şöyle bir deyim vardı, ben çocukken iyi hatırlarım. Gününüz aydın, ocağınız bereketli olsun diye bir slogan vardı. Evet. Ben bunu buradaki arkadaşlarla paylaşıyorum. Onlar öğrendiler. İnşallah tüm Türkiye öğrenir. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu haftalık da bizden bu kadar. Önümüzdeki programda yine ülkemizin değişik yerlerini gezmeye ve sektör temsilcilerini tanıtmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.